AB üyeliğinin bizim için stratejik bir hedef olmaya devam ettiğini bugün sayın meslektaşma bir kez daha ifade ettim. Türkiye'nin AB üyelik sürecinin bazı üyelerin kısır politik gündemlerine bırakılamayacak kadar önemli olduğunu yineledim. Bizim aslında irade beyanı beklediğimiz yer Avrupa Birliği'nin kilit ülkeleridir. Yani bunların irade beyanında bulunması lazım. Türkiye Avrupa Birliği ilişkilerinde yeni bir sayfa açılacak. Ankara bu noktada birliğin kilit ülkelerinden yapıcı tutum bekliyor. 2004 yılında, 2005 yılında böyle bir siyasi irade ortaya konmuştu. Ama daha sonra bu siyasi iradenin erozyona uğradığını ve giderek ortadan kalktığını bambaşka bir siyasal zihnin ve iklimin Avrupa Birliği'ne Türkiye ile alakalı hakim olduğunu gördük. Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, İspanyol mevkidaşını başkentte ağırladı. Ortak basın toplantısında gündem Türkiye-Avrupa Birliği ilişkileriydi. Bakan Fidan, Avrupa Birliği ve NATO ülkelerinin Türkiye'nin güvenlik endişelerine yaklaşımını eleştirdi. Türkiye ve Avrupa Birliği arasında gerek ikili düzeyde, gerek NATO içerisinde tartışılması gereken güvenlikle alakalı çok ciddi konular var. Özellikle bölgesel güvenlik ve küresel güvenlikte iki tarafta ...neler yapabilir... E, ...bu tam tartışılmış değil... ...diye ben değerlendiriyorum... E, ...bu tartışmayı başlatmak gerekiyor... E, ...bu tartışma sağlıklı yapılamadığı için... ...bundan gelecek ciddi... E, ...menfaati de iki taraf da göremiyor... ...bunun ortaya çıkardığı boşlukların... ...ve risklerin de çok fazla farkında... ...olamıyorlar... Masadaki önemli başlıklardan bir diğeri... ...Gazze'deki soykırımdı... ...Bakan Fidan kalıcı çözüm için atılması gereken... ...adımları sıraladı... ...bu sorunun e, kalıcı bir şekilde adil bir şekilde çözülmesi, bunun için ne türden adım atılması gerekiyorsa, yaptırımsa yaptırım, baskıysa baskı, uluslararası ittifak şeklinde hareket etmekse etmek, uluslararası hukuka başvurmaksa başvurmak, yani bütün metotları kullanarak bu zulmün durması ve bu sorunun kalıcı olarak çözülmesi. Amacımız bu. İspanya Dışişleri Bakanı ise barış konferansını gündeme getirdi. Filistin devletini tanıyabileceklerini söyledi. Türk dostuma söyledim. İspanya'nın önerisi bir barış konferansı düzenlemektir. Bu barış konferansında hepimiz bir araya gelip Filistin devletini tanıyabiliriz. Ve İsrail de burada güvenlik garantisini bizlere verebilir bunu istiyoruz. Bu artık son kez olsun istiyoruz. Son kez bu seviyede bir şiddete tanıklık edelim istiyoruz. Fidan, Kamboçya Dışişleri Bakan Yardımcısı videoyu da kabul etti.